Herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman Doğan. Bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyunun adı MB Warband diyorum ben. Gayet güzel bir oyun, umarım beğenirsiniz. Bunu seri şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim. Merhaba yabancı. Montbelt Warband'a hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini belirleyeceği gibi oyunda karşılaşacağın güçlükleri de etkiler demiş. Devam edelim. Merhaba yabancı. At ve kılıç Warband'a hoş geldin. Oyun başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Başlangıç olarak karakterin cinsiyetini seçmelisin. Erkek mi kadın mı? Erkekten gidelim. Kadından savaşçı olmaz. Erkek yapalım. Şaka şaka. Hepsinden olur. Feministler bizi bulmasın. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Baban fakir bir düşmüş asildi. Gezgin bir tüccardı, kıdemli bir savaşçıydı, bir avcıydı, bir bozkır göçebesiydi, bir hırsızdı. Fakir düşmüş bir asil miydi, gezgin miydi, tüccar mıydı, kıdemli bir savaşçı mıydı? Sizce ne yapalım arkadaşlar? Bir şey söyleyin bana. Fakir düşmüş bir asildi. Dünyaya sadece yaşadıkları eve sahip çökmekte olan asillerin oğlu olarak geldi. Ne var ki ailenin zorluklarına rağmen sana iyi bir eğitim verdiler ve saray yaşamı ve aristokrasinin engellerine üstüne seni eğittiler. Dünya öğrenmeye neredeyse koşup yürümediğin gibi başladın. Ne diyorum ben? Saçmalıyorum. Neyse geç. Hayatının başlarında bir asilin sarayında hizmet kardın, bir zanaatkarın çırağıydın, bir dükkan kalfasıydın, bir sokak çocuğuydun, bir bozkurt çocuğuydun. Ne olalım? Bir asilin sarayında hizmet kardın tabi. Yok. Bozkır çocuğuydum. Bozkırlar severim, bozkır çocuğuydu. Çocuktan çıkan bir oğlan olarak kendi altında geniş bozkırlarda gezip çölün ve otun yollarını öğrendin. Bazen aç kaldıysan da bu ıssız dünyada usta bir avcı ve izci oldun. Bir göçebenin hayatını yaşadığın bu sürede vücudunda sertleşip kasların güçlenmeye başladı. Ooo. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayatın değişti. O dönemde sen bir şövalye silahlarıydın, bir halkın ozanıydın, bir öğrenciydin, bir şeylerin satıcısıydın, bir demirciydin, bir avcıydın. Ah! Neyim biliyorsunuz mu? Bir silah şördüm. Sana birden olmuş gibi gelse de geçen zaman sonucunda bir yetişkin oldun ve dünya gözünü farklı görmeye başladın. Sarayda silahtan unvanı aldığın silahların uzun zaman harcamış ve sert vurup o vuruşları karşılamaya da öğrenmişti. Eski savaşçıların acımasız güçlü politikaları, ihanet ve gaspları üzerine amaçlarına ulaşmak için kahramanlık kadar adilliği de kullandığını anlatan hikayeleri, ama sonra her şey değişti ve kendi başına maceracılık yapmaya karar verdin. Sen bu kararı iten kişisel intikamdı, sevdiğin birini kaybıydı, yolculuk tutkusuydu, evinde atılmaktı, para ve güç hırsıydı tabii ki. Evinden atılmaktı. Bizi attılar. Sonra bunları şey yapacağız. Eski hayatı bitirip macera olmaya niye karar verdiğini tam olarak sadece sen biliyorsun. Ne var ki geri dönemeyeceğin biliyorsun. Geri döneceğin bir yere kalmadı. Evin diye bildiğin yer artık yok. Ve geniş mi geniş bu dünyada bir başına kaldın. Gerçeğimle yüzleşmelisin. Ya batacaksın ya çıkacaksın. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür. Ooo, bayrak seçiyoruz hemen. Güzel seçimler yaptık. Hemen şuradan Türk bayrağını bulalım. Bir yerde Türk bayrağı olması lazım. Aha, burada. Seçelim Osmanlı. Gerçekçi, kaydetmeden çıkma olmasın. Şimdi arkadaşlar bir isim yazalım. İsmimiz ne olsun? Tabii ki de... Ne olsun ya, Ali Osman olsun, ne olsun. Kanalın ismi olsun. Şöyle yapalım. Ali Osman... Mane. Gene klasik yapmış yani. Güce verelim. Çevik olalım. Sonra güce verelim full. Güçlü darbe. Darbeler önemli. Buradan ucu da verelim. Canımız darsın. Harbiye de 4 yapalım güzel. Tekli çiftli. Tekleyle her zaman iyidir arkadaşlar. Tamam. Buradan da karakterimizi yaratıyoruz. Şimdi cildini seçelim arkadaşlar hemen. Aa, bunun surat daha şey. Sakal. Oh, bu da değil. Bu da olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz. Beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. Hiç olmaz, bu hiç olmaz. Ya bu güzel ya, vazgeçtim bundan yapacağım. Saç. Şöyle arkaya topuz olarak yapmış bir şey bulalım. Oldu.
Saç rengimiz sarı değil tabii ki, siyah. Bu daha güzel, bu olsun. Tam Türk oldum. Tamam. Hazırsanız arkadaşlar geçiyoruz, burada niye bağırdım bilmiyorum, korkmayın. Kaldarya adında diğer hakkında hikayeler anlatıp durdular. Krallıkları arasında savaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçıları, süvelileri, maceracıları ve haydutları kendisine çekip onlara büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsatlar da sunan bu ülkede belki sen de geçmişini ardından bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin yolda her ne olursa olsun büyük maceralar seni bekliyor olacağını hissediyorum. Bir gün Kral Klaryada'ya veya krallıkları ile ilgili anlatıla gelen olağanüstü hikayeleri etkisinde kalarak Salder Krallığı'na, Vegerp Krallığı'na, Kergit Hanlığı'na, North Krallığı'na ve Rodak Krallığı'na, bir de Saran Sultanlığı varmış. Kergit Hanlığı'na mı katılsak ya? Biraz farklılık olsun. Kergit Hanlığı'na gidelim. Kergit, kervanın Klaryada'yı kuzey ve doğudan çevirleyen dağlarla geçiyor. Yün ve tuzlu takas edebilmek amacıyla uzun diyarlardan çeşitli baharatlar getiren kervanla yolculuk ediyorsun. Geçtikleri hala karla kaplı ve yolculuk zor ama sen sonunda bir sırtını tepeye ulaşınca Klaryada steplerinde karşısında görüyorsun. Birkaç tepede biten bahar yeşillikleri saraya dönmeye başlamış bile ama dağların eteklerinde hala canlı bir yeşil hüküm sürmekte. Koyun sürüleri yeşillikleri yayılırken at sürüleri de toz dumana katarak ilerliyor ve Kergit Hanlığı'nın zenginliğine yansıyorlar. Zaman zaman at sırtında ilerleyen birkaç tekinsiz adam kervanı bir süre takip ediyor. Muhtemelen yükünün değerini tahmin etmeye çalışarak saldırmanın tehlikeye değip değmeyeceğini kestirmeye çalışıyorlar. Sonunda Turga şehrinin kulelerine ağlarına yükselen ihtişamının karşısında görünce nihayet rahatlıyorsun. Devam. Turgut şehrinin anı çok bitkin bir şekilde vardığın için hemen uykuya daldın. Ertesi gün doğmadan kalkıp çevreyi keşfetmeye karar verdin. Henüz bomboş olan sokakları yola alırken ani bir sesle ilgiliyorsun. Kınından çıkan bir kılıcın tehditkar sesi hayatının tehlikede olup ve bir an önce bir şeylerini yapmazsan bu yeni ülkede meceren henüz ilk günden daha başlamadan biteceğini haber veriyor. Evet arkadaşlar, bize sanırsam saldırıyorlar. Köpek! Vur köpek! Al sana! Geber! 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 Öldürdük arkadaşlar. Sen ne mi istiyorsun? Allah! Tüccarmış lan, pardon. Pardon. Tüccarla birlikte yakındaki evine gittiniz. Kapı eşiğinde bir süre daha durup sokağa kaldıktan ve izlemediğin emin olduktan sonra kapıyı kapatıp konuşmak üzere yanına geldin. Devam. Konuştuk. Turga tüccarıymış, konuşalım. Şimdi teklifimi anlatmama izin ver. Bu civarda tepelerinin her zaman eşkıyalar olmuştur. Savaş borcu ya da şirketin neyli olmaya yüzünden haydutluğu başlayanlar ama yakın zamanda daha gözü kara davranmaya başladılar. Ve sonunda geçen hafta kardeşimi kaçırdılar. Kardeşim aklında ne geçiyordu bilmiyorum. Seçkin bir ailenin evladı böyle kötü zamanlarda geçişlerinin karanlığında tek başına. Sanırım sen de buralarda tek başınaydın. Ama bu civarlarda duruların ne kadar kötü bir hale geldiğini haberin yoktu. Ama bende ödeyecek göz yok. Şimdi sana teklifim şu. Gördüğün kadarıyla daha önce kılıç kuşanmışlığım var. Şimdi işte senden istediğim küçük bir grup adam topla, bu haydutların inlerini bul, onlara baskın yap ve arkadaşımı kurtarıp sağ salim getir. Ne dersin? İlginç, devam edin. Bu konuyla ilgilenmiyorum, yapacak bir şey. Ya baştan başlayalım işte ya. İlginç, devam edin bakın. Şimdi şu 100 dinarı al, en az 5 adam topla ki haydutların peşine korkmadan düşebilsin. Devam edelim. İlk görevi aldın. Q tuşuna basarak görevlerin hakkında bilgi edinebilirsin. Basalım. Görev. 5 adam topla. Tamam. Taba basalım, çıkalım buradan. Oo, bayrağımız da var. Hangi şehre gidelim? Gönüllü topla. 3 asker. Tamam, gel. Hayır. 10 dinar gitti ya. Sen kimsin? Sancaran. Oo, al. Gönüllü topla. 50 dinar. Oo, hayır. Tamam, 9 adamım oldu. Bir görevimizi yapalım önce, çelik görev. Şehir meydanına git, hana gidelim. Francis. Konuş. Kayboldum, kayboldum. Nedir bu kasvet dostum? Günahların en büyüğünü işledim bayım. Turga şehirli ordu burada hizmet altında seyislik yapıyordum. Kardeşim de benim yanımda hizmet ediyordu.
Ancak ikimiz de aynı kadını havaya yaktık. Benim gibi bir adam için hala umut olduğunu inanıyor musunuz? Doğru yola ulaşabileceğim yoksa içimdeki şeytana yönelecek miyim? Bize katılmayı düşünebilirsin. Evet, size bana kişiler göndermiş olmalı. Önderlik edin bana. Karanlıktan çıkarın beni. Çıkarırım yavrum, gel. Gel gel, ben seni çıkarayım. Faydalı olduğunu sevindim. Gidip eşyalarını topla. Ki biz de tekrar yola koyulalım. Tamamdır. Sen nesin? Paralı askeri sevmem. Allah şerefsiz olur. Tolga, içeri sen nesin? Gezgin aşık. F'ye basalım. İyi iş çıkarmışsın. Yanında aydutların hakkından gelmeye yetecek kadar adam var. Şimdi şehire gidip gelen karavanların dediği göre bir grup aydut şehrin biraz dışında yol kesip haraç alıyormuş. Bence bunların aynı kardeşini kaçırdıklarını aynı çeşitlendiler. Onları bulup liderlerini konuşturursan bize kardeşini tuttukları yeri söyleyebilirler. Şimdi aydutların peşine düşelim. Gelmeyelim şu an. Şehirden ayrılalım hemen. Aha aydut, ne istiyorsun be? Demiş yavşak. Ben de diyorum ki, seni arıyordum. Sen ve çetenin rehinleri nerede sakladığını söylersen gitmene izin veririm. O rehinler ancak fidyeleri ödediğinde serbest kalır. Yine de hiç gümüş getirdin mi? Hayır, ama senin için çelik getirdim. Oo, dişmen acımet. Aa, atım var. Hadi aslanlarım, kaçın. Allah Allah. Koştur 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 koştur. Nerede la bu çeten? Adamlarımı yalnız bırak. Açıyor maçıyor sanarlar yavşaklı. Gelin gelin, buradayım buradayım. Aha geliyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Adamsınız başkan. Oh. Güzeldi değil mi savaş? Devam edelim. Soyguncu. Aman canım başla, canımı başla, bırak beni gideyim ben. Beni öldürmezsen sana yemin ederim uzaklara gidip bundan böyle alnımın teriyle çalışacağım. Canını bağışlarım ama karşılığında bana kaçırdığını, gencin nerede sakladığını söyleyeceksin. Elini ayağını öpeyim yiğidim. O genci kılığına dahi zarar vermedik. Onun köyü yakınlarında bir barınakta tutuyorlar. Eyvallah. Şunlar da alak da. Köye basalım neydi? Haritadan sığınağına saldır. Despa köyü buraymış, haritada göster diyorsun hemen. Ha gördüm işte burada. Değenicilerinin. Saklandığı yere saldır. Adamlarım. Buradan komutlar verebiliyorsunuz. Beni izle gibi. F3'e basarsan hücum ediyorlar. Komutanları olarak beni izlesinler. Nerede bu aycıtlar? Gelin buraya. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz ya. Güzel oyun. Ben bunu devam ettireceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz bir like atın ya. Bir daha abone olun. Yine aboneye ulaşalım değil mi? Bak bak, taş atıyor la hücum. Herkes hücum. Allah. Tek vurduk la. Tek 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 tek. Geliyor bir aydut daha. Vurun vurun, kırın kafasını, kırın kafasını. Hop, dalda aşağı çıkmışsınız oğlum. Böyle savaşa mı gelir? Uyuyor muydunuz? Tam şafakta baskın yaptık. Sabah şafak baskını. Nerede la? Allah! Öldü. Nerede la diğeri? Yavşak nerede? Kaçıyor mu? Yakalarsın sizden ya. Ana burada da aydutlar var ya da. Teşekkürler, teşekkürler. Beni bu eşkıyaların elinden kurtardın. Ben kurtarman için seni buraya Tulga şehrindeki ağabeyim mi gönderdi? O senin bulacağıma dair söz vermiştim. Sana tavsiyem şimdi mümkün olduğunca çabuk ailenin yanına dön ve giderken çok dikkatli ol. Devam. Aha. Şimdi bunların hepsini alırız ya. Sığar herhalde ben derim. Şimdi Tulga şehrine gidelim arkadaşlar. Kardeşine verelim şunu. Sonra bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Evet, kardeşimiz sağ salim eve döndü. Onunla ne yapacağıma karar vermedim. Para için sağ ol. Yardımcı olabildiğime sevindim. Güzel, şimdi biraz daha para kazanmaya ne dersin? Olabilir, iş nedir? Sana aydıkları şehir içinde yardım aldıklarını söylemiştim. Hatırlıyor musun? Bu işin başından kimin olduğunu öğrenemeyecek. Şimdi tek ihtiyacım küçük ordumuzu komuta edebilecek birisi. Bu iş için de seni iyi düşünüyorum. Evet, ne dersin? Bana doğruyu söylediğini nereden bileyim? Tamamdır adamım. Adamları komuta edeceğim. Tamamdır, para verin yeter. Kemal, böyle tehlikeli bir harekete girişmeyle çok zaman oldu ve doğrusunu istersen bunu çok heyecan verici buluyorum. Adamların biraz sözümle harekete geçmeye hazır. Gidelim mi? Evet, adamların işareti ver.
Handan ayrılıp sokağa çıkıyorsunuz. Her köşe başında gergin görünümlü adamlar bekliyor. Aralarında yürürken taşıdığı silahları sonra bir kez daha yoklayıp az sonra başlayacak hareketi kendilerine hazırlıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Oh, bunlar benim adamlarım. Nerede? Şimdi aslanlar, üzerlerine çullanın. Hop, dur, o helal. Vurdum buna. Vur, geber köpek. Allah Allah. Aha, bir adamımızı katlettiler. Geberin. Gebereceğiz, biz gebereceğiz, az kaldı. Gebereceğim lan. Geber, 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 geber. Aa, beni bayılttılar la. Ana, son darbe sen yere indiriyor. Hareket edemez halde kendinden geçmiş, geçmek için çabalıyorsun. Az sonra sokaklarla dolduran dövüş sesleri yerine ahalinin sevinç çığlığına bırakıyor ve büyük bir rahatlamaya hayal kazanan tarafta olduğunu fark ediyorsun. Ardından dost eller seni yerinden kaldırıp huzurlu uykunu çekmek üzere yatağına kadar sürüyorlar. Saatler sonra tüccarın evinde kendine geliyorsun. Demek uyandın. Orada epey hırpalandın ama hava değilsler iyi. Onlar yenildik ve senin aşağıya almadan önce onlara epey zarar verdin. Eğer burada olmasaydın bu durum çok daha kötü olabilirdi. Sana müthiş. Kırım, maalesef 13 kadar adamım yaralandı. Gidip bir kontrol etsem iyi olacak. Bak sana ne diyeceğim. Eğer her şey yolunda giderse seni kısa bir süre sonra tekrar hanımla buluşuruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun böyle bir şey arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonraki bölümde tamamen savaşacağız işte. Köyleri gezer, birkaç adam da alırız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.